Berçim'e hoş geldiniz. Ben Şükran Karabudur. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Konu bu sefer bir devam videosu. Bunun öncesi var. O zamanlar size böyle göstermiştim. İşte kutularda sera nasıl yapılır diye. Şimdi devamında neler oldu, neler gitti, neler böyle çoğaldı, nasıl tuttu. Hepsini ama kamera arkasında göstereceğim. Ondan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu an 2024'ün en sıcak ayını yaşıyoruz ve ben o halde bile bunları kapalı tutabiliyorum. Sizlere şu tavsiyem var. Orkideleriniz evde varsa nelere dikkat edeceksiniz? 1. Havalandırın odalarınızı. Diyeceksiniz cam açtığımda zaten sıcak giriyor. Esinti olsun, ceyranda kalmasınlar. Lütfen 2. Sık sık az su verin. Ventilatör varsa onu ona göre konumlandırın. Ventilatör açın. Sonrasında ben bitkilere vitamin veriyorum. O da bitkilerimi güçlendiriyor. Yani bunlara da dikkat edin demek istiyorum. O zaman hadi şimdi arkaya geçelim. Çünkü çoğalmalar oldu, büyümeler oldu, neler neler oldu, neler yapacağız hepsini yakından göstereceğim. Kamera arkasına hoş geldiniz. Ay şöyle şimdi yakından bakarız. Şimdi üstte de bir de linki ekleyeyim. Bir önceki YouTube videonun onu buraya ekledim. Şimdi açalım mı? Açalım mı? Evet açalım. Bakın. Şimdi ben bunlarda ne yaptım? Bakın bunun içine bir bakın şuraya bir bakın bunu alayım. Bakın bakın. Bahsettim Spagnum yosunu HB101'li sula hep suladım. Arada üstüne fısfısladım. Günde bir üstünü açtım. Havalandırdım şöyle. Uzun uzun değil. Yelpazeledim. Şu an biliyorsunuz başında da dedim. Eskişehir gerçekten çok sıcak ama ben bunları yine böyle bakın kapalı tutuyorum ve gerçekten çok güzeller. Şimdi birinci aşamayı aslında çok güzel atlattık. Aslında şimdi bu bitkiler buradan çıkarılıp bir tanesini bir çıkarmaya çalışacağım ama o kadar güzel köklenmişler ki. Şunu bir bakın. Bakın. Bunu böyle buradan direkt çıkarıp sonrasında bir büyük saksıya şöyle çok büyük olmayacak gene. Şöyle koyup sonrasında bir sonraki kademe var. Bir sonraki adım. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi burada önce bir bakalım şöyle. Bunu da son sefer göstermiştim. Bakın. Kaykimiz. Ne güzel burada gelişiyor. Hep kapalı. Bu sıcaklarda bile. Birazdan size göstereceğim. Bunun içinde ne kadar ısı var. Bakın. Bunu yaparken aslında biz tropikal iklimi buraya getiriyoruz. Şimdi ben ne dedim? Sizin bir tane bitkiniz vardır. O zaman bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şunun içine ben bir bitki koydum. Sonra böyle üstünü kapadım. Bununla da aynı sistem oldu. Şöyle bakın o kadar güzel gelişiyor ki her şey. Bakın. Bunu aslında çıkarıp artık kil bilyesine bakın böyle kil bilyesine dikebilirim. Ama biraz daha büyümesi için çabuk ve güçlü büyümesi için ben bunları gene böyle kapalı sistemde tutarım. Şöyle. Geldik bir sonraki kutumuza. Bakın şöyle. Adım adım anlatacağım bitkiler büyüdükçe. Bakın bunlar da bakın o kadar güzel ki bunlar da hep yosunda şu saplarını koydum. Saplardan bakın ne güzel ne güzel bitkilerimiz oldu. Şöyle bir bakın. Heh, şu buradadı. Muhteşem güzeller gerçekten. Ya Instagram'dan da sosyal medyalarımdan da takip edin. Mesela Instagram'da günlükte hemen bir şeyler olduğunu hemen paylaşıyorum ediyorum. Oradan da görebilirsiniz. Ne oluyor ne gidiyor. Bakın şurada bir kaykim vardı. Bakın görüyorsunuz mu kökü? Muhteşem. Ha yosun ne için yosun koyuyorum? Çünkü yosun antiseptik. Yani burada işte mantar bir şey oluşmuyor. Hatta yosunun burada coşuyor. Bakın bunlar hep burada. Şöyle minik minik saplarını koydum. Ve sonradan böyle büyüdüler. Bakın. Şunlar bakın kaladyumum şurada. Heh, bunlar böyle güzel devam ediyor. Yaz ayında da hep böyle tutuyorum ben onu.
Şimdi diyeceksiniz bu sıcaklarda orkideler olmuyor diye. Ama bakın bitkinin zaten geyini kalitelisi hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Bakın bunun altında artık perlit var. Perlit nedir? Perlit suyu çok güzel tutar. Perlite bitkileri dikebilirsiniz de yetiştirme dönemde. Suyu tutuyor, yavaş yavaş veriyor. Onun için bu sistemde bu çok iyi oluyor. Bir de bunu söyleyeyim. Bu sıcaklarda artık çok fısfıslama yapmıyor. Fısfıslarken de her zaman ben bitki vitaminimi kullanıyorum. HB101'i. Çünkü bitkileri yaprağından, kökünden, her yerinden güçlendiriyor. Şimdi bakın bunlar. Bakın şimdi benim burada böyle küçüklerim de var. Böyle küçük oluyor bunlar. Sonrası biraz büyüyünce. Hele hele orkidelerde bakın bunlar 1,5'luktan en son bunu geçirdim. Daha yeni 1,7 inç dedi. Yani şunun gibi düşünün. Şöyle de buraya geçirdim. Şimdi burada güzel güzel köklenecek. Bakın. Gördüğünüz gibi kapalı sistemde duruyor. Aa, bakın şuna da bir hemen göz atalım. Kaçmış? Şöyle ışık şey etmesin. 29-30 derece %99 nem var. Biraz önce gösterdiğim bitkiler hep tropikal bitkiler. Onlar zaten onu seviyor. O yaprakların dışı neden çabuk kararıyor? Hep onlar az nemden bakın. Ve bunu ben saatlerce hiç gündüzleri açık tutmuyorum. Üstünü kapıyorum ya hepsi ayrı ayrı güzel bakın bakın. Bunlar hep minikti buraya geçirdim. Şimdi burada hızlı hızlı büyüyorlar gelişiyorlar. Sonrasında gene kapadık. Şimdi gelelim şu büyük derine. Benim bir büyük daha var. Daha derini de var. Ben kimi dönemlerde bunların içinde tutmayı gerçekten tercih ediyorum. Bunlar zaten orta boyda gelmişti. Bunları buraya koydum. Bunun altına da perlit aslında koyulabilir. Ben yosun koymuştum. Yukarı nem versin diye. Yani bunları son sefer de gördünüz. Burada olmayanlar vardı. Bakın mesela şu çok özel bir bitkimiz. Bunu ben İsviçre'den aldım. Çok nadir bulunan güzel bir şey. Şu, bakın şu var ya, alokasyam. Bu bir alokasya, bu bir rizomdu. Bunu temin anlattığım gibi şunun içine acık yosun koydum. HB101 granülünü konsantresinden de hep verdim. Bunun içinde camın önünde yetiştirdim. Öbür camı şöyle, bakın şunu şöyle kapadım. Videolarım da var. Takip videolarım da var. Yani bir rizomdan sonrasında böyle bir yeşillik oldu. Böyle özel bir şey. Çok güzel değil mi? Ve bu aslında artık buraya da sığmıyor. Bunu bir 9'luk pota geçirebilirim aslında. Ve işte sonrasında gene buraya aldım. Gene dışarı açık havaya almadım. Çünkü bunun içinde nem oranı o kadar yüksek ki. Şimdi gelelim zamyaya. Burada bir daldan yetiştirdim. Dalın alt yapraklarını da size göstereyim. Buradalar. Bakın buradalar. Bakın, bakın köklere. Burada yetiştirdim. Bakın. Çürümeden hiçbir şey olmadan burada kapalı halde çok güzel köklendiler. O alt yapraklı üst yaprakları da dalı da böyle buraya koydum. Şöyle size köklerini de göstereyim. Bakın. Yani o kadar güzel ki hep bunun içinde geliştiler. Bakın. Kimi zaman bakın bu da rizomdu. Buraya geçirdim. Ya yani gördüğünüz gibi hepsi hatta bunu da bakın son sefer göstermiştim. Bu büyüdü. Bu aslında buraya sığmıyor artık. Bakın. Buradan yani işim çok. Aslında hepsini çıkarmak gerek. Bunu da göstermiştim. Bakın. Bu da diyor çıkar beni artık buradan diyem. Yani öncelikle bir küçüğünde tutuyorum. Sonra büyüdükçe kutuları da büyütüyorum. Ama gelelim şimdi birkaç noktalara daha değinmek istiyorum. Size şimdi örnek göstereyim. Instagram'da burada ne yaptığımı çekmiştim. Bakın. Burada işte daha da yakından görebilmek için kutuya koymadan gene aynı sistemi yaptım. Burada
orkideyi gençleştirdim. Ve aynı zamanda buradan da kayki oluşumu için bunu böyle saksısına koydum, bu kil bilyesinden. Buna her gün mesela ben şimdi HB ile şu var ya, HB'miz, şunla hep gün aşırı, her gün değil, şöyle fırçalıyorum, kapıyorum. Gene bunun içinde de gene o nem oranı yüksek olsun ki oradan güzel bir yavrumuz gelsin diye. Videonun sonuna gelmişken tekrar hatırlatayım. Sorularınız olursa lütfen bana aşağı yazın. Dediğim gibi burada yosunda çoğaltıyorum. Bakın neler neler çıktı buradan. Hatta ben bunlara HB'nin granülünden de koyuyorum. Vitaminini öyle de veriyorum. Bundan sonra bunlar aslında dediğim gibi buradan çıkıp güzelce saksılarına geçirip perlitli kutuda tutabilirsiniz. Her gün bir kere açın. Üstünden fısfıslama yapabilirsiniz. Alt malzeme kurudukça oraya HB101'li su verdim. Ne için HB diyor Şuko? Çünkü o bir bitki güçlendirici, köklendirici. Onun için de bitkiler böyle güzel gelişiyor. Bakın böyle. İleride gene devam videosu gelir ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalımı takip unutmayın ve zil butonu açın ki yeniliklerden hemen haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.